bambaşka bir alan bulmuş olmalılar diye düşünüyoruz, öyle umut ediyoruz. Ve Sayın Erdoğan caminin önünde fiili bir miting gerçekleştirdi ve yine muhalefete yüklendi. Bunların dikili bir fidanları bile yok. Bunlar burada neyin kaybolduğunu anlamazlar dedi. Yani bu nasıl bir yaklaşımdır Allah aşkına Sayın Solmaz Türk? Şimdi bakınız, ben Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı'nın sözlerini değerlendirmek konusunda ciddi tereddüt içinde olduğumu birçok kez ifade ettim. Kendisinin benim algılayabildiğim, benim takip edebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla bir durumsal farkındalık sorunu var. Bir durumsal farkındalık sorunu var. Bu çok açık. Olmasa buralara gidip çay dağıtmaz. Geçen sene bu zamanda bu sefer çay dağıtmaz benzer ama. Sorun bu çapta değil ama buna benzer sorun Giresun'da yaşandı. Dereli'ye gitti, çay dağıttı. O çayları keyif çayı için diye dağıttığında Harşit çayına düşen jandarmalarımızın, şehitlerimizin bir kısmının cenazeleri daha bulunmamıştı bile. Onun için bizim odaklanmamız gereken, en azından benim hedef aldığım kitle insanlar, vatandaşımızdır. Ortada büyük bir sorun var. Sorunun adı kötü yönetimdir. Bu sadece Tayyip Erdoğan değildir. Onun temsil ettiği, onun etrafındaki siyasi kadronun ve buna destek veren bürokrasinin, ki her birini kendisi bizzat atıyor, bürokrasinin ülkeye dayattığı bir kötü yönetim var. Bu kötü yönetim her alanda kendisini gösteriyor. Kaybolan 128 milyar dolarda da böyle, yangına bu kadar açık bir dönemde ve ülkede, ormanlarımızda, kadroda, efendim, envanterde tek bir yangın sönme uşağı olmamasında da, sınırlarımızın elek gibi milyonlarca mültecinin, sığınmacının girmesinde de ve şimdi burada da yaşıyoruz. Bakın, geçen sene bu zamanlar Giresun'daki olayda Harşit çayı var. Harşit çayı, Trebol'dan içeriye giden çay. Bu çayın üzerinde dünya kadar HES var, bir de çakıl ocakları var. Şimdi bu çakıl ocakları geliyorlar, sürekli buradan çakıl alıyorlar. Ve bir vatandaş bunu görüyor. Diyor ki ya bunu o kadar alıyorsunuz ki bu, yani bu kadar, yani açgözlülük, bu kadar tamahkarlık ya, çok fazla. Bunun menfezini altına açıyorsunuz. Bu yol göçüp gidecek. Aynı diyor Çorlu'daki tren kazasında olduğu gibi diyor vatandaş. Ama bunu çakılcılara dinletemiyor. Bunun üzerine gidiyor Giresun Karayolları 104. Bölge Şefliğine dilekçe veriyor. Dilekçe veriyor. Diyor ki bakın, çakılcılar, çakıl ocakları geliyor buradan, bu çakılı çekiyor. Menfezin altı açılıyor. Yarın öbür gün bir sel geldiğinde bu yol akıp gidecek. Buna bir şey olmaz deyip gönderiyorlar. Vatandaş bıkmıyor. Gidiyor Trabzon'da Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne tekrar dilekçe veriyor. Diyor ki bakın, bu menfezin altı açıldı. Açıldı. Daha önce de bunlar oldu. Bir selde mutlaka felaket yaşanır. İlla ki Çorlu tren kazası gibi olur. Buna da dolguya ihtiyaç var diyor. Saygılarını arz ederim diye bitiriyor. Buna bakıyorlar, ediyorlar. Diyorlar ki ya işte talebiniz, imkanlar, ödenekler, öncelikler nispetinde değerlendirilecektir. Utanmadan. Sanki vatandaşın kendi şahsi talebiymiş. Bu gittiği kişilere, o karayolların sorumlularına, yani bölge müdürlüğüne ve bölge şefliğine görevini hatırlatıyor vatandaş. Ne oldu sonra? Ne oldu? O dediği yerdeki menfez çöktü. 5 jandarmamız ve bir sivil görevli suya kapıldı, gitti, şehit oldular. Bunlar hakkında kim ne işlem yaptı? Soruyorum. Karayolları 10. Bölge Müdürü hakkında kim ne işlem yaptı? Giresunlu Karayolları 104. Bölge Şefi hakkında kim ne işlem yaptı? Bu jandarmaların, şehitlerimizin hakkını kim sordu? Kim sordu? Daha geçen sene bakın, bir yıl olmadı. 3 gün sonra, 4 gün sonra bir yıl olacak. Kim sordu? Ne oldu ama? Ne oldu? Aynı ihaleler devam etti. Uydur kaydır, ona ver, buna ver. Hep o karayollarının teşkilatı üzerinden şundan bundan. Onun için bakınız. Onun için bunu söylüyorum. Bu insanların ülkeyi nasıl yönettiği belli. Siyasi kadro ve onların atadığı, ona destek veren bürokratlar. İşte örnek veriyorum.
yer veriyorum, isim veriyorum. Hepimiz yaşadık, gözümüzün önünde oldu bu. Bir vatandaş, tek bir vatandaş, bir köyde yaşayan bir vatandaş, helal süt emmiş bir vatandaş, aylar önce gidiyor diyor ki ya bakın, sel gelecek, burası göçecek, tedbir alın. Alması gerekenleri almıyor, boş ver diyorlar, kulaklarının üzerine yatıyorlar. Ama hiçbir hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Hala görevlerinde oturmaya devam ediyorlar. Bu devam ettiği sürece biz hiçbir problemimizi çözemeyiz. Hiçbir problemimizi. Ha ne oluyor? Şimdi bakın mesela şu anda ekranda görünen o dere yatağına yapılan 14-15 katlı bina. O bina yapıldı. Kim yaptıysa parayı... Bir seri halde attı. Sayın Solmaz Türk. Bakın bütün dere yatağı sağlı sollu koridora dönüşmüş. Evet, şimdi ne olacak? Tamam, can kaybının hiçbir bedeli yoktur. Allah rahmet eylesin. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Yani onların hepsini bir kenara koyuyorum. Evet ama şimdi bakın burada kaybolan bir milli servet var. Her felakette birileri koşuyor, çay dağıtıyor. Ondan sonra da şuraya bu kadar milyar, buraya bu kadar milyar. Gene müteahhitler üzerinden beton. Her yer tekrar beton. Ama bu binaların müteahhitleri bu paraları ceplerine attılar. Bankalarda duruyor. Belki de yurt dışına kaçırdılar. Bunların hesabını sormadığınız sürece bunların yaptığı kanunsuzluk, suç. Bedelini biz vergilerimizle ödediğimiz sürece hani bu sarmal nerede duracak? Nerede bitecek Merdan Bey? Yani bu kafayla, bu çarkla bu nasıl gidecek? Tekrar soruyorum. Geçen sene bu zamanlar Harşit Çayı'nda şehit olan 5 jandarmamız ve 1 sivil görevlinin müsebbipleri kimler? Hangi savcı, hangi araştırmayı, hangi soruşturmayı başlattı? Hangi kovuşturma, hangi dava açıldı? Bunu hangi İçişleri Bakanı takip etti? Hangi jandarma genel komutanı takip etti? Oradaki valisi, kaymakamı, il jandarma komutanı kim takip etti? Bu jandarmaların hesabını kim soracak? O vatandaşın alnından öpüp altın madalya takmamız gerekiyordu. Vatandaş kayboldu ortada. İsmi belli, cismi belli, oturduğu yer belli. Ama ne yapıyoruz biz? Çay dağıtıyoruz. Ondan sonra bilmem konvoylarla, 100 kişilik bilmem kaç kişilik konvoylarla Türkiye seninle gurur duyuyor. Aferin, gurur duyuyor. Buyurun gurur duyun.